İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin resmi raporu. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, Artsakh'ın Tigranager şehrinde bir danışma toplantısı gerçekleştirdi. Aurora İnsani Yardım Girişimi, Ararat Challenge adlı dünya çapındaki bir hareketi başlattı. Suriye Başmüftüsü Ermenistan Cumhuriyeti'ne insani misyonu için teşekkürlerini sundu. Amerikalı senatörler Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi. Batı Ermenistan'ın Tigranager şehrindeki Birk Lane mağaraları gizemli tarihiyle ziyaretçileri büyülüyor. Alman turistler Ermenistan Cumhuriyeti'ni daha fazla ziyaret etmeye başladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin resmi raporu. Batı Ermenistan Hükümeti, Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs kıyılarında Türkiye'nin yaptığı yasa dışı sondaj çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz 2019'daki Türkiye karşıtı resmi pozisyonunu memnuniyetle karşılamaktadır. Aynı zamanda Batı Ermenistan Hükümeti genellikle yaptırım politikasını uluslararası hukukun başka bir ihlali olarak görmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin uluslararası yasaları ve hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle bir başka hakları ihlal ederek karşı çıkmak makul ve yapıcı bir yaklaşım değildir. Eğer uygar dünya Türkiye'nin yalnızca bugün değil aynı zamanda 1918'den bu yana devam ettirmekte olduğu itaatsizlik ve uluslararası hukuk ve hak ihlallerini gerçekten kınamak istiyorsa, yapay Türkiye'nin varlığının temellerini yeniden inceleme zamanı şimdi gelmiştir. Bunlar aynı zamanda uluslararası bir takım yasaların ve hukukun ve insan hakları ile adaletin ilkelerini açıkça ihlalidir. Hastalık, sonuçları kınayarak değil, aksine kendi kesin sebeplerinin ortadan kaldırılmasıyla iyileşir. Batı Ermenistan Hükümeti Başbakanlık Basın Bürosu, 16 Temmuz 2019. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, 18 Temmuz'da Tigranager'de tarımın gelişimi ve bu alanda mevcut sorunların çözümüyle ilgili konularda genişletilmiş bir danışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Artsakh Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanı, Acil Durumlar Devlet Hizmet Müdürü, ilgili birimler ve bölge idare başkanları raporlar sundular. Aurora İnsani Yardım Girişimi Ararat Challenge adlı hareketini başlattı. İdia Vakfı'ndan Armenpress'e yapılan açıklamada bu yeni bağış hareketinin tüm dünyada insani yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmeyi amaçladığı aktarıldı. Bir video mesajı eşliğinde Ararat Challenge hareketi yoksulluğu azaltmayı, sağlık alanını iyileştirmeyi ve ihtiyacı olanlara eğitim sağlamayı amaçlayan Aurora İnsani Yardım Girişimi'nin etkisini ve erişebilirliğini arttıracaktır. Bu bağış çağrısı herkese Aurora misyonuna katılmak ve insanseverlerin gelecekteki nesillerini teşvik etmek için herkese olağanüstü bir fırsat sunuyor. Hareketin temelinde kurtuluş ve yeniden canlanmanın evrensel sembolü olan Ararat Dağı bulunmaktadır. Ermenilere karşı uygulanan soykırımı yaşamış ve hayatta kalan 100 bin Ermeni yetimlerin yeni bir hayata başlama fırsatı buldukları gibi Ararat Challenge'de herkesin bu harekete katılması ve en çok ihtiyacı olanlara ikinci bir şans vermesi için olağanüstü bir fırsat sunuyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Halep Başkonsolosluğu inisiyatifiyle Suriye Arap Cumhuriyeti Başmüftüsü Ahmad Badr Aldin Asun başkanlığındaki heyetin Halep'teki Ermeni İnsani Misyon Grubu'nun merkezine ziyareti 18 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armenpress'e verilen bilgiye göre görüşme sırasında Başmüftü Ahmad Badr Aldin Asun, Ermenilerin her zaman Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve öyle de kalacağını belirterek Suriye Ermeni cemaatinin özel rolü hakkında konuştu. Ahmad Badr Aldin Hasun yaptığı konuşmasında Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulan Ermeniler Suriye'de sadece kurtuluşu bulmakla kalmayıp aynı zamanda iki kardeş ülke Suriye ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında dostluk köprüleri kurarak büyük bir şükran işareti olarak Suriye refahına ve kalkınma işine tamamen bağlı kaldılar dedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Suriye'deki insani misyon grubunun faaliyetleriyle ilgili Suriye Başmüftüsü, Ermenistan Cumhuriyeti hükümetine ve Ermeni halkına Suriye yetkililerinin ve insanların minnettarlığını ve şükranlarını iletti.
Ankara'nın Rus uçak savar füze sistemlerinin satın alınması konusunda Türkiye yaptırımlar uygulamasını talep eden Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve demokratlar, Devlet Başkanı Trump'a uygulanan baskıyı yoğunlaştırdı. Golos Amerika adlı gazetenin verdiği bilgiye göre milletvekilleri devlet başkanından Rusya savunma sektörüyle uğraşan herkese yaptırım uygulanmasını öngören yasaya uymasını istiyor. Cumhuriyetçi senatörler Rick Scott ve Todd Young, Rus S-400 füze sistemi satın alma konusunda Ankara'ya yaptırımlar uygulamasını dile getiren bir karar tasarısı sundu. Senato Dış İlişkiler Komitesi Genel Başkanı Demokrat Bob Menendez, Türkiye'yi F-35 füze planından çıkartmanın Ankara için o kadar da ciddi bir ceza olmadığını ifade etti. Antik dünyada dünyanın bittiği yer gözüyle bakılan efsanelerde ve kutsal kitaplarda ölümsüzlük suyunun aktığı yer olarak bilinen Birkleyn mağaraları, Batı Ermenistan'ın Dikranager şehri Lice ilçesinin yaklaşık 25 kilometre kuzeyinde bulunan Abalı Korha köyü sınırları içinde yer alıyor. Konuyla ilgili bilgiyi Sputnik Türk Servisi web sitesinden Sertaç Kayar yazdı. Efsanelere ve kutsal kitaplarda adı geçen Lice'nin Birkleyn mağaraları, tarihi ve doğası ile görenleri büyülüyor. Bu doğal anıt hakkında henüz kapsamlı bir araştırma yapılmadı. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Dikran Açadıryan tarafından Armenpress'e verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden turist sayısı bu yılın ilk 6 ayında %12.8 arttı. Almanya'dan gelen vatandaşların sayısı önemli ölçüde arttı. Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden turistlerde yüzde bakımından en yüksek oranı Almanya vatandaşları oluştururken sayısal anlamda ise en yüksek artış Rusya vatandaşlarındaydı. Bakan, yıl sonunda turist sayısında %15'lik bir artış olacağına olan güvenini dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti eşsizdir çünkü turistler sadece zamanlarını geçirmek için Yerevan'ı tercih etmiyorlar. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Hayrik Muratyan tarafından seslendirilen Zartınir Vortiyag adlı eseri sunuyoruz. Tir vortiakus mervergats paterazmi pohanchets zar tir kajim zainairenias kenats ma Kadim zainayrenyats kenats mahu jamhanchits patraste. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.